Burası Çanakkale'ye bağlı Lapseki ilçesi. Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'ni gören bu şirin ilçe tarihi ve turistik yerleriyle dikkat çekiyor. Özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapılmasıyla beraber ilçeye ilgi çok daha da arttı. Burası da gezilmesi gereken yerlerden biri. Burası Çanakkale'den 30 kilometre uzaklıkta Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında yer alıyor. Gelibolu ilçesinin hemen karşısında köprü yapılmadan önce burasıyla Gelibolu arasında daha çok ulaşım feribotlarla sağlanılıyordu. Şu anda da halen feribot seferleri var ama ulaşım hemen gördüğünüz gibi Çanakkale Boğazı'na yapılan köprüde daha çok yapılıyor. Lapseki'nin şehir merkezi burası. Burası Gestaş iskelesinin olduğu yer. Burası en hareketli bölge burası. Hem iskelenin yanında bu Pegasus atı bulunuyor. Bu at ilçenin simgesi durumunda. Pegasus atı veriliyor. Uçan at olarak da biliniyor. Atın hemen arka tarafında da kafeler yer alıyor. Yeme içme yerleri daha çok burada. İskelenin hemen diğer tarafında da işte bu şehitlik yer alıyor. Bu da Lapseki'nin şehitliği, şehir merkezinde kalmış bir şehitlik. İsimleri de yazılmış. İskeleden kordona doğru yürürken işte bu deniz ortasında bir deniz kızı heykeli var. Bu da Lapseki'nin simgelerinden birisi. Çok da meşhur. Deniz kızının karşısındaki kordon kısmında da işte açık hava müzesi gibi bir yer var. Kordona konulmuş eski mezar taşları, kolonlar burada yer alıyor. Lapseki'nin en hareketli bölgesi de burası. Buranın kordonu da çok uzun. Özellikle akşama doğru işte kordonun sağına ve soluna masalar konuluyor ve burada çok sayıda çay bahçesi var. Vatandaşlar burada boğaz manzarasında vakit geçiriyor. Kordondan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne doğru giderken işte böyle küçük bir amfitiyatronun olduğu yer var. Burada geçen bir dere üzerine kurulmuş bir tane de güzel köprü yer alıyor. Dediğim gibi kordon çok uzun, 4-5 etapta yapılmış bir yer. O yüzden uzun bir alanı kapsıyor ve 19 Çanakkale Köprüsü'ne doğru uzayıp gidiyor. Burası da kordonun devamı. Bu son yapılan bir proje. Millet Bahçesi olarak geçiyor burası. Buranın içerisinde de çok güzel oyun grupları var, dinleme alanları var, yürüyüş yolları var. İleriye doğru giderken işte köprü manzaralı bir yere Lapseki yazısı konulmuş. Burayı ziyaret edenler genelde burada fotoğraf çekiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü manzarasında Lapseki yazısı önünde güzel bir kare çekilecek yer burası. Bu Lapseki yazısının olduğu yere güzel bir iki tane kafe de bulunuyor. Bu aynı zamanda hem içecek hem yemek yerleri. Biz de yemekleri burada yedik. Fiyatları da fena değil. Özellikle Çanakkale Boğazı ve 1915 Çanakkale Köprüsü manzarasında burada vakit geçirip bir şeyler yemek veya içmek çok daha güzel. Daha önce de bahsettiğim gibi kordon gerçekten çok uzun. Bu köprüye doğru giderken gittikçe uzuyor. Bu kısmını tamamladıktan sonra şehir merkezine geçtim. İşte burası asıl Lapseki'nin eskide meydanı olan kısım burası. Burası da şehri ikiye bölen karayolu, şehirler arası karayolunun üst taraftaki kısmı. Bu meydan Lapseki'nin eski meydanı. Daha sonrasında
kordon kısmı yapılınca insanlar daha çok oraya ilgi gösteriyor. Ama ilçenin asıl meydanı, eski meydanı burası. Bu meydanın hemen üst tarafında da Süleyman Paşa Camisi bulunuyor. Burası ilçenin tarihi eserlerinden birisi. Tam tepeye kurulmuş, böyle Çanakkale Boğazı manzaralı bir yer. Caminin içi de böyle. Meydana gelmişken yürüme 2-3 dakikalık yürüme mesafesinde olan bu yeri de ziyaret edebilirsiniz. Caminin hemen avlusunda da böyle bir tane tarihi mezar bulunuyor. Caminin hemen üst kısmındaki avlu kısmına bakıldığında böyle şehir merkezi de böyle gözüküyor. Burası da Lapseki Çeşmesi. Herkes genelde Lapseki'ye bahsedince Lapseki Çeşmesi ile ilgili bir şarkı var ve onu dillendiriyor. İşte adına şarkı yazılan çeşme de burası. Burası da Dalyan Plajı. Lapseki merkezde yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesinde arabayla 5 dakikada gidilebilecek bir yer. İşte gördüğünüz gibi Lapseki merkeze çok yakın. Hem de 1915 Çanakkale Köprüsü manzaralı bir plaj. Havalar ısındı. Burada da sezon başladı. Burada da denize girilebiliyor. Özellikle köprü yapılmasıyla buraya rağbet çok fazla. Gördüğünüz gibi deniz suyu da çok iyi. Burada hem özel plaj var hem de halk plajı var. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel, suyu da çok temiz bir yer. Burası da Çardak Beldesi, Lapseki ilçesinde yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir belde. Bu da Gazi Yakup Bey heykeli. Heykelin hemen arkasında Yakup Bey Kulyesi var. İşte burası da Yakup Bey Kulyesi. Burası Osmanlı Devleti döneminde Gelibolu'da Sancak Bey'i olan Yakup Bey tarafından inşa ettirilmiş. Bu kulye 1462 yılında hizmete girmiş. İçerisinde hamamhan ve cami bulunan bir kulyemiş zamanında. Şu anda bu kısmı var. Burası aslında uygun birkaç sefer onarılmış, çok da güzel bir yer. Burada şu anda bazen konferanslar, düğün yemekleri ve benzeri organizasyonların yapıldığı bir yer olarak kullanılıyor. Kapısı genelde kapalı. Eğer burayı ziyaret etmek isterseniz çevredeki kafelere sorarsanız gelip hemen açıyorlar burayı. Ve gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Ben burayı çok beğendim. Diğer duvarlarda da gördüğünüz gibi şömine yerleri var ve gerçekten çok eski, çok daha güzel bir yer. Burayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Hemen kulyenin diğer az 2-3 adım ileride Çardak Belediyesi var. Çardak Belediyesi hemen yanında da Gazi Yakup Bey Camisi var. Tuğla düzeni moloz taşlardan yapılan cami, tek kubbeli burası. Caminin bahçesi de çok geniş, çok güzel. Burada cami şöyle çok dikkatimi çekti. Cami içinde ayrı bir cami bulunuyor.
Bu da pek camileri çok gezdim. Pek rastlamadığım bir durum. Bana biraz daha ilginç geldi. Burası da zincir bozan Çardak beldesine yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta bir yer. Burası da tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Burası zincir bozan, burasının demokrasi tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. 12 Eylül 1980 darbesinde o dönemin önemli siyasetçileri buraya getirildi. İşte arkamda gördüğünüz bu alanda hapsedildi. O dönemde Süleyman Demirel, Bülent Ecevit'in gezdiği bu yerlerde şimdi koyunlar, kuzular dolaşıyor. Şu anda bu alan harabe halinde duruyor. Bu da bizim demokrasi tarihimizin bir aybı olarak halen daha bu şekilde duruyor. Kapısına kilit vurulmuş, geri kalan harabaya dönmüş bir durumda. Gezimin sonunda tam gün batımına doğru da işte burası 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayağının olduğu yere geldim. Burası Lapseki tarafındaki bölümü. Bu köprünün hemen alt tarafında plajlar da bulunuyor. Eğer vaktiniz varsa özellikle de bu saatlerde burada geçecekseniz muhakkak buraya gelip oturup bu manzaranın tadını çıkartabilirsiniz deniz kenarında.